Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar zweiteilige Konnektoren, yani literatürde bu iki taraflı koordinasyon bağlaçları olarak geçiyor. Bunlardan şimdi entweder oder'a baktığımızda, evet, ya o ya da o diyecek olursam, dilerseniz hemen örnek cümlelere bakalım arkadaşlar. Entweder fliege ich nach Hamburg oder nach Stuttgart. Fliegen neydi arkadaşlar? Uçmak demekti. Şimdi burada entweder oder'ı görüyoruz. Ya Hamburg'a uçarım ya da Stuttgart'a uçarım diyecek olursak, demek ki entweder, bakın entweder'dan sonra ne geliyor? Fiilim fliegen geliyor. İşe göre çekimlenmiş. Ya Hamburg'a uçarım oder ya da nach Stuttgart ya da Stuttgart'a uçarım derken, demek ki entweder fliege ich nach Hamburg, comma oder nach Stuttgart demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, entweder kommt sie zu mir oder ich gehe zu ihr. Evet, anlamlandıralım bunu arkadaşlar. Kommen neydi? Gelmekti. Zu mir, bana. Ya o, bir kadından bahsediyorum. Ya o bana gelir, o da ya da ben ona giderim derken zu ihr demiş oluyorum. Bakın burada da gene entweder oder yapısı var. Dolayısıyla ya o bana gelir derken, demek ki entweder kommt sie zu mir, bakın koma virgülümle ayırıyorum. O da, bakın o da ne oluyor arkadaşlar? Öznem eş geliyor. O da ich gehe zu ihr. Baktığımızda aslında oda'dan hemen sonra ne olmuş oluyor arkadaşlar? Düzenli bir cümle söz konusu olmuş oluyor. Demek ki ya o bana gelir ya da ben ona giderim derken entweder kommt sie zu mir, o da ich gehe zu ihr demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Entweder fliege ich nach Hamburg oder nach Stuttgart. Entweder fliege ich nach Hamburg oder nach Stuttgart. Entweder kommt sie zu mir oder ich gehe zu ihr. Entweder kommt sie zu mir oder ich gehe zu ihr. Buradaki örneğime ise baktığımızda arkadaşlar, ich mag keinen Jazz, ich mag keine klassische Musik. Adından da anlaşılacağı üzere caz müzik sevmem derken ich mag keinen Jazz, klasik müzik sevmem derken ich mag keine klassische Musik. Şimdi ben bunu ne caz müzik severim ne de klasik müzik severim diyecek olursam ne diyeceğim arkadaşlar? Burada weder noch getirmem gerekiyor. Bakın burada ikisi de olumsuz. Ne onu seviyorum ne de onu seviyorum derken, demek ki ne yapacağım arkadaşlar? Weder noch kalıbını getireceğim ve ne diyeceğim? Ich mag weder Jazz noch klassische Musik. Demek ki ne cazı seviyorum ne de klasik müziği seviyorum demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, kann nicht surfen. Evet, surf yapmak. Surf yapamıyor, değil mi? O, yani üçüncü tekilden bahsetmiş oluyorum. O surf yapamıyor. Kann nicht segeln. Evet, yelken açmak, yelkencilikle uğraşmak anlamında segeln demek arkadaşlar. Demek ki yelken açamıyor anlamına gelmiş oluyor. Ne surf yapabiliyor ne de yelkenliğiyle açılabiliyor diyecek olursak, demek ki burada da gene weder noch kalıbını kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla ne diyeceğim? Er kann weder surfen noch segeln demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich mag keinen Jazz. Ich mag keinen Jazz. Ich mag keine klassische Musik. Ich mag keine klassische Musik. Ich mag weder Jazz noch klassische Musik. Ich mag weder Jazz noch klassische Musik. Er kann nicht surfen. Er kann nicht surfen. Er kann nicht segeln. Er kann nicht segeln. Er kann weder surfen noch segeln. Er kann weder surfen noch segeln. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de zweiteilige Konnektoren, yani iki taraflı koordinasyon bağlaçlarını ayrıntılarıyla incelemiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.